Eyvah. Hocam. Ay. Of, yandım anam. Ya 10 yaşın arasında bir de Ali Hanım'ın sinkonta yiyeceği tuttu. Ya ben ne anlarım böyle antin kuntin yemeklerden? Yandım ya. Zehra, savaş falan mı çıktı? Bu ne hal? Deneysel çalışmalarını takdir ediyorum ama. Nedime Hanım neredeler? Şey, sormayın Burak Bey ya. Hicran biraz rahatsızlanmış da. Nedime abla da haliyle ona bakıyor. E buralarda bana kaldı. Hicran mı hastalandı? Nesi var? Öyle biraz ateşlenmiş. Yatıyor. Ben bir gidip bakayım. Hiç canım istemiyor Nedim abla. Ağzımın tadı yok. Hicran'ım, doktor bol bol sıvı almanı söyledi. Bak ben bunu kendi ellerimle sıktım sana. Hadi bakayım iç, şifa olsun. Hadi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi görünüyorsun. Havalar bu kadar güzelken nasıl başardın hasta olmayı? Burak Bey, siz hazır buradayken ben acaba bir mutfağa gidip gelsem olur mu? Tabii ki. Bizi 3. Dünya Muharebesi'nden ancak ve ancak siz kurtarabilirsiniz. Pardon, anlayamadım. Mutfağa gidince anlarsınız. Eyvahlar olsun. Zehra gene ortalığı alt üst etmiştir. Eyvah, eyvah, eyvah. Düşüyordum da. Hay Allah. O küçük hapşırıkları ciddiye almadın. Sağlam üşütmüşsün. Ya biraz ince giymişim. Üstüne bir de rüzgar yiyince. Şifayı kaptı. Şaka. Yani sen şu an şaka yapıyorsun değil mi Emre? Çünkü ben ne dediğini anlayamadım senin. Ne oluyor? Eliz bak. Bak burası senin evin. İstediğin kadar da burada kalabilirsin. Hatta istersen bir ömür boyu. Ama... Ama ne? Bu doğru değil Eliz. Bu evlilik, bu nişan... Bu doğru değil. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Eliz bak. Biliyorum. Bunu benim sana daha önce söylemem gerekiyordu ama... inan ben de daha yeni emin oldum. Emin olduğun ne Emre? Duygularım Eliz. Duygularım. Senin hissettiklerinin karşılığı bende yok. Özür dilerim. Eliz. Bir şey demeyecek misin?